Şimdi Faruk abi ben şeyi merak ettim de bu ihaleleri yapılırken, şimdi daha önceki ihalede ben %30'la çalışıyordum. İşte atıyorum 1500 lira alıyordum. Sözleşmeyi o şekilde yaptık, sendikam o şekilde anlaşmamı yaptı benim. Sen dedin ki hani ihale bittiği zaman eski ihalenin şartlarının eski sözleşme devam eder. Yeni şirket geldi, yeni şirket de %50'li ihale aldı. İşte atıyorum, o zaman da 1700'e çıktı benim maaşım. Ne olacak? Eski sözleşmemi 1700. Şimdi bak, eski sözleşmesi yenisi yapılıncaya kadar kazanmış hak olarak devam eder. Ancak senin dediğindeki farklılık şu, sen diyorsun ki yeni ihaleyi alan şirket alırken %50 ile fazlasıyla aldı, yani ücreti %50 arttırma şartıyla aldı. Dolayısıyla o şart sana aynen uygulanır. Yani 1500'den 1700'e çıkıyorsan 1700'e alırsın. O zaman onun batışı mı abi? Yasal bir engel yok. Yani benim hak kaybım olmayacak şekilde olmaz. Hak kaybın olmaz, kazanmış hakkın geriye gitmez, ileriye bir hak gündeme gelmişse de ondan yararlanırsın. Yani geriye gitmeyeceksin, evet. Sıkıntı yok. Evet. Genelde çünkü evet. İnsanların kafasına genelde o takılır da. Yok. Şimdi Aslan Bey de aslında, Aslan abi, şimdi şu ana kadar bir şeyler konuştuk, şey yaptık da, genel bir toparlama yapalım, ondan sonra yine muhabbetimize devam edelim. Yani, ve de şöyle sorayım ben, şu ana kadar bu sendikal hareket veyahut da sendikallaşma niye bir yere kadar gitmiyor? Bir yere kadar geliyor, bir iş yerinde işte atıyorum 10 kişide kalıyor, 15 niye olmuyor bu hiçbir zaman? Teşekkür ederim Mehmet Bey, sağ olun. Malumunuz anayasamızda sendikalı olmak bir haktır yazmasına rağmen çalışanlar, emekçiler bu hakkı kullanmaya çalıştığı zaman mevcut işlerinden de olabiliyor. Yasalarımızda bu var, yazılıyor ama pratiğe dökülmekte sıkıntılar var. Biraz önce Faruk Bey özetledi. Özellikle sendikalaşmanın önünde prosedürden kaynaklanan, bir takım mevzuattan kaynaklanan problemler hali hazırda devam etmekte. Ekonomik sıkıntılar, çalışanların üzerindeki ekonomik sıkıntılar, bunlar en büyük engel. Bir çalışan sendikalı olmak istediği zaman, tabii ki tedirgin bir şekilde davranıyor. Tedirgin derken? Yani etrafındaki çalışma koşullarına bakıyor. Biraz daha sesli konuşursan zaten iyi diyor. Etrafındaki çalışma koşullarına bakıyor. Patronun onun işten atacağından korkuyor. İstenilen bir örgütlenme biçimi oluşmuyor maalesef. Umarız bundan sonra yani ülkemizdeki bu yasa yapıcılar da bu işin önünü açarlarsa şayet biraz daha bu işler yol alır diye düşünüyoruz. Aslında sendikalaşmak güzel bir şey ama karşı taraf yani işveren tarafı, sermaye tarafı her zaman tek taraflı. Kendine doğru keseyi yonttuğu için ben kazanırım, ben 26 peki Aslan Bey, soru bir de şöyle soruyorum. İkinize bir tane farklı bir soru sana soracağım. Ben. Sadece işçi mi istemiyor yoksa sendikada mı istemiyor acaba? Yani yeni üyeyi sendika istiyor mu gerçekten? Aslan Bey, sen de mi diyor? Farklı bir soru, aynı değil Allah'ım. Her sendika tabii ki üye sayısını arttırmak ister yani. Emin miyiz bundan? İstiyor muyuz? Eminiz. Ama burada biraz önce bahsettiğimiz gibi bu işler kolay olmuyor. Yani örgütlenmenin önünde çok sıkıntılar var. Bunu yapabilmek için de bir kere hani yasadan kaynaklanan problemleri aşabilmemiz lazım. Bir de çalışanların özgüveni olması lazım kendisine. Özgüven derken şimdi Aslan Bey sen en azından bireysel olarak daha önce de konuştuğumuz mevzu olduğu için soruyorum. Hani ben üye oldum sendikacıyı daha hiç görmedim. Bu da bende bir soğukluk yaratıyor. Her an istifa edebileceğim bir duruma getiriyor beni. Yani sendikacımı ben tanımıyorum. Evet. Burada sendikacılar tabii çalışanlar, üyelere öncelikle güven vermesi lazım. Asıl önemli olan bu. Burada maalesef bu bahsettiğimiz gibi olmuyor. Bir sendikacı örneğin bağlı olduğu bir işletmeye çok seyrek geldiği zaman veya hiç gelmediği zaman haliyle sorgulanmaya başlanacaktır. Dolayısıyla bu işi yapanlar aslında bir vebal de var bunun karşılığında. Üzerlerine düşen vazifeleri yapmaları gerekmektedir. Ki çalışan arkadaşlarımız da, üye olacak arkadaşlar da karşı tarafta bir o güveni hissetsin ki yani gönül rahatlığıyla üye olabilsin. Bunlar karşılıklı yani. Hem sendikacı bu güveni verecek hem de karşı taraftaki üye bu güveni vermesi lazım. Yani Faruk abi ben hiç görmediğim sendikacıya ne kadar güvenebilirim? Bak şimdi gerçekten değindiğin konu çok önemli bir konu. Şöyle ki sendika işçi için var. Yani işçi varsa sendika var. Ben ondan emin değilim abi. Doğru, yani doğrusu bu yani. Sendika işçi için. Dolayısıyla sendikanın işçi için olabilmesi için de
Elbette her sendika üyesi sayısını arttırmak ister, gücünü arttırmak ister, işveren fırkasını daha güçlü olmak ister. Ama bu gücün yaratılması da şart. Bu gücün yaratılması da üye yaptığı işçilerin o sürece örgütlenme aşamasına kadar gelen, top sürüşmelerinin uygulanması, daha iyiye yönelilmesi aşamalarında katılımı sağlaması lazım. Yani üyesinin o sürece katılımını sağlaması. Dolayısıyla katılımı sağlarken, işte iş yerine temsilcilerin seçilirken, top sürüşme teklifleri hazırlanırken, örgütlenme çalışmaları yapılırken, o sürece demokratik olarak katılımını sağlamak, onun sendikasıyla bütünleşmesini sağlamak ve bunu yaparken sendika yöneticilerin üyeleriyle çok sıkı bağ kurmaları gerekir. Yani üyelerini iş yerlerinde ziyaret etmesi, sendikal toplantılar düzenlemesi, sosyal etkinlikler düzenlemesi, onlara katılmalarını sağlaması, yani sendikaya benim sendikam dedirtecek konuma getirmesi lazım. Ama ne yazık ki öyle işlere rastlıyoruz iş arkadaşlara, adam 25-30 yıl emekli oluyor, sendikasının adresini bilmiyor, sendikacı yöneticisinin adını bilmiyor, sendikasının yolunu bilmiyor. Bunun da utancı bir yerde o sendikacıya ait. Yani sendikacı üyelerinin sendikayla bütünleşmesi için her türlü etkinliği kullanmak, yerine getirmek zorunda. Bu yapılmadığı takdirde sendikal harekete olan güven de zayıflıyor. Dolayısıyla sendikacılığın üzerinde yükseldiği temel güven. Güvenli olmadığı yerde sendikacılık adam yöneticisini tanımıyor. Güven diyorsun Fahriyaz, ben işte, bu işte az çok takip eden insan olarak hiç görmedim diyorum. Burada biraz da işçi arkadaşlarında da şöyle bir işçi yani işçi yaptı da kenara çekelim. Yok, dediğim gibi burada büyük sorumluluk, esas sorumluluk sendikacılara ait. Ama işçi arkadaşlar sendikasının adını, adresini bilmek, oraya bir gidip onlarla tanışmak, bir sorunu varsa iletmek, tamam mı? Orada yani bir yerde sendikasıyla bağ kurmada kendisi de abi, aktif olmak Türk gerekiyor. Türk misafirperverliğinde bir şey vardır, gelene gidilir. Evet. Şimdi sen bana gelmediysen ben sana niye geleyim ki? Ya işte biraz o kadar şeyini... Ama hiç görmedim diyor. Şekilsel davranma lazım. Yani ben üyeysem, sendikaya bir olmuşsam, ya bu sendikanın yeri şubesi vardır bakalım, şubesine giderim. Var. Yöneticisiyle tanışırım. Orada bir sıkıntım, sorunum varsa iletirim. Ya da bir önerim varsa önerimi yaparım. Ha oradan gereken şey gelmiyorsa, yani karşılık gelmiyorsa, o karşılığı oluşturmak için de İş yerinde de arkadaşlarımla bir organizasyon içine girelim. Yani bir yerde sendikacıyı da hani ne diyoruz? Sendikanın kötüsü yok. Sendikacının kötüsü yok. Ha, dolayısıyla o sendikacılık, kötü sendikacılık yapıyorsa onu da önüne almanın yolu iş yerlerindeki işçi arkadaşların toplu hareket etmesinden, birlikte hareket etmesinden geçiyor. Onun yaratılması. Ya şimdi sonuç olarak da şöyle diyebiliriz, yani bu aslında bu yolu açmak da sendikacının görevi olması. Çünkü adı sendikacı. Evet. Şimdi işçiye gitmesi lazım, işçiye örgütlenmesi lazım, önce onun gitmesi lazım. Evet. Şimdi yani bu yolu açması gereken de sendikacı. İşçi yaparken bu yolu da sendikacının açması lazım. Neyse, şimdi zaten ama işçi yaparken bilgide olması lazım. Yani o sendikacının profesyonelse maaşını sen veriyorsun işçi olarak. Değil mi? Evet. Sırtındaki elbisenin parasını, çocuğunun ağzındaki lokmanın parasını sen veriyorsun. Yani o sana orada hükmetmek için değil, tam aksine sana hizmet etmek için var. Senin evet. Sendikal faaliyetlere katılımını sağlamak için var. Yoksa işte senden giden aidatlarla kendi yaşantısını sürdürmesi anlamında değil bu iş.